Şimdi yargıya gitmek tabii sonuçta sizin yaşadığınız uyuşmazlıkla ilgili birinin karar vermesini gerektiriyor. Çünkü siz elinizdeki kanıtlarınızı, belgelerinizi, uyuşmazlığın çözülmesini istediğiniz yöndeki geçerli delillerinizi iletiyorsunuz. Karşı taraf da aynı şey yapıyor. Sonuçta sizin adınıza bir başkası yasal hükümler çerçevesinde bir karar veriyor. Bir hakim, üç hakim, her neyse o uyuşmazlık. Ama alternatif yollar dediğimizde ise aslında taraflar kendileri çözümün bir parçası oluyorlar. Nasıl oluyorlar? Haklarından önce biraz menfaatlerini masaya koyuyorlar. Bu çok ilginç bir şey. Yani tarafların çözümü bir parçası olmaları, evet, ve her iki tarafında menfaatler üzerinden yürüyen bir anlaşma sistemi içerisinde uzlaşması. Yani menfaat kelimesi aslında, evet, aklımıza çok güzel bir duygu bırakmıyor olabilir. Ama bunu biraz açarsanız lütfen. Çok, evet, önemli, çünkü bu çok önemli bir konu. Memnuniyetle. Evet, menfaat sözcüğü aslında ilk etapta belki çok olumlu algılanmıyor olabilir. Ama burada biz uyuşmazlığın çözülmesindeki menfaatlerden bahsediyoruz. Çünkü genellikle süre gelen ilişkilerde özel arabuluculuk yöntemi son derece faydalı. O ilişkilerin daha sağlıklı sürmesi, hasar görmüş yerlerin onarılması, belki eskisinden daha iyi anlaşmalar yapılması için yararlı. Dolayısıyla buradaki menfaat aslında günün sonunda herkesin kendi menfaati olduğu kadar uyuşmazlığa sebep olan ilişkinin onarılması, iyileştirilmesi için de bir ortak menfaat de içeriyor.